Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz lezzetli ve sağlıklı fırında kızartmayı yapacağız. Ocağa yağ sıçradı, ev kızartma koktu derdi olmadan nefis bir kızartma yemek istiyorsanız buyurun gelin başlayalım. Malzemelerimize bir bakalım sevgili arkadaşlar. 2 tane patlıcanım var, 3 tane patatesim ve 4 tane de biberim var. Domates ve sarımsağa da ihtiyacım olacak. Birazdan onu da sos kısmında göstereceğim. Malzemeler tamamen sizlere kalmış sevgili arkadaşlar. Dilerseniz kabak da kullanabilirsiniz. Öncelikle ben patlıcanlarımı şu şekilde alacalı soyarak işe başlıyorum. Patlıcanlarımı şu şekilde arkadaşlar soydum. Daha sonra tuzlu suyun içerisine şöyle hemen hızlı doğruyorum. Patlıcanlarım bu şekilde doğradıktan sonra arkadaşlar şöyle güzelce tuzlu suyla karıştırıyorum. Bunu diğer sebzelerimi doğrarken kenarda bekleteceğim. Bu acı suyu çıksın diye. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu burada beklesin. Bol tuzlu su da. Sıra geldi patateslerimi ve biberlerimi doğrama kısmına. Şöyle bir tepsi aldım ben, fırın tepsisi. Üzerine yağlı kağıdımı koydum. Patateslerimi de hızlı doğruyorum. Bu arada küçük bıçakla doğrarken çok daha rahat ediyorum ben büyük bıçakla doğramaktansa. Bu tür sebzeleri. Elim daha iyi kavruyor çünkü bunu. Patateslerimi doğradım. Şimdi patateslerimi şöyle bir köşeye alacağım. Ayrı ayrı pişecek çünkü bunların hepsi arkadaşlar. Şimdi yıkamış olduğum biberlerimi de aynı şekilde yine gelişi güzel doğruyorum. Ben şöyle doğramak istiyorum biberlerimi de. Evet, biberlerimi de yine aynı şekilde. Onları da şöyle bu köşeye alayım. Patlıcanlarımı suyunu sıkarak şimdi artık alabilirim. Bakın o acı suyu nasıl çıktı arkadaşlar. Çok önemli bu tuzlu suyu bekletmek gerçekten. Şimdi patlıcanlarımı da bu köşeye aldım. Başka bir sebzeniz olursa onu da başka bir köşeye alabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle birer tutam. Hepsine tuz döküyorum. Bu tuzlu suda beklediği için patlıcanınıza birazcık daha az tuz dökebilirsiniz. Çünkü zaten tuzlu suda bekledi. Şöyle arkadaşlar 4'te 3 çay bardağı kadar zeytinyağım var. Şimdi bu zeytinyağını hepsine göz kararı paylaştırıyorum. Diğer sebzeleriniz olursa yine onlara da aynı şekilde bunu pay edebilirsiniz. Hepsine göz kararı paylaştırdım. Yani bir çay bardağı bile yok aslında zeytinyağı. Ve şöyle arkadaşlar yine çok az, bir çay bardağının dibinde kalacak kadar bir suyum var. Onu da sadece patlıcanıma döktüm. Patlıcanım çünkü çok kurumasın. Şimdi öncelikle burayla başlıyoruz. Burayı kendi arasında bir güzel karıştırdım. Şimdi bu grup patlıcanlarımın grubu. Şu şekilde karıştı ve bekliyor. Biberlerim de bu köşede ve patateslerim. Yine onlar da kendi içinde güzelce karıştılar. Şöyle patateslerinizi birazcık yayabilirsiniz. Ortası boş kalacak çünkü ortasına sosunu koyacağım. Domatesli, sarımsaklı, nefis bir sos hazırlayacağım ortasına. Gerçekten müthiş olacak. Şimdi şöyle bir fırın kabım var. Sizler cam kapta kullanabilirsiniz, kase. Fırında çatlamayanlardan. Şimdi bunu ortasına aldım tepsimin. İçerisine kışlık domates sosum vardı benim doğranmış. Ondan koyacağım. Sizler eğer domates sosunuz yoksa 3-4 tane domatesi bu şekilde bir kabın içine koyabilirsiniz. Doğrayıp, doğranmış bunlar. Yine 2 diş sarımsağım var. Bunları da
Gelişigüzel yine doğruyorum. Sarımsak miktarını da çoğaltıp azaltabilirsiniz. Aynı sebzelerinizde olduğu gibi. Bu tamamen sizin kendi damak tadınıza kalmış. Ve çok az yine zeytinyağı. Zeytinyağı yoksa sıvı yağı da kullanabilirsiniz burada kullandığım yağlarda. Şimdi bu tepsi 200 derecelik fırına gidiyor. Alt üst ayarda olacak fırınınız. Hadi gelin fırına gönderelim. Çıkınca beraber bakalım nasıl oluyor. Sevgili arkadaşlarım, kızartmam pişti. Yemeğe hazır şu anda. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tane borcam alıyorum ben şu şekilde. Bunun içine servis yapacağım. Öncelikle patateslerimi koymaya başlıyorum ben. Patatesler en altta. Sonra patlıcan ve sonra biber olmak üzere sıralayacağız. Ve en üstte de domatesimi. Eğer domatesiniz çok gelirse daha sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar bu sosunuzu buzluğa kaldırıp. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Domatesimi neden sebzelerimin üzerine pişirirken koymadım diye sorarsanız sulanmaması için, daha çok kızartma tadını vermesi için domatesimi ayrı bir kapta pişirdim. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.